Merhaba arkadaşlar, sinir sistemine artık başlıyoruz. Daha doğrusu denetleme ve düzenleme sistemiydi insan fizyolojisinin ilk ünitesi. Denetleme ve düzenleme sisteminin içerisinde de biz neleri göreceğiz? 1. Sinir sistemini göreceğiz. 2. Endokrin sistemi göreceğiz. 3. Duyu organlarını göreceğiz. Şimdi arkadaşlar, denetleyici düzenleyici sistem dediğimiz sistemin görevi ne? Şimdi canlılar iç ve dış çevreyle iletişimini sağlıyorlar ve canlı bütünlüğün korunmasını sağlamaları gerekiyor. Bir sürü uyarı geliyor içeriden dışarıdan. Bunlara karşı canlı organizma bütünlüğünü nasıl sağlayacağız? İşte denetleyici ve düzenleyici sistemle sağlayacağız. Denetleyici ve düzenleyici sistem sinir sistemi ve endokrin sistemdir aslında. Yani sinirsel uyarılarla siz kendinizi koruma altına alıyorsunuz. Düşünme, sosyalleşme, bunların hepsini yapıyoruz. Hareket, yine organlarımızın aslında çalışma fonksiyonları, organizmanın bütünlüğünü aslında sinir sistemiyle sağlayabiliyoruz. Bir de endokrin sistem var, bu da ona yardımcı. Aslında en ilkeli endokrin sistem. Endokrin sistem ne demek arkadaşlar? O da iç salgı bezleriyle yapılan bir denetleme düzenleme sistemidir. Hormonlarla vücudu kontrol altına alıyorsunuz. Mesela üreme dönemlerimiz hormonlarla kontrol altına alınıyor. Ya da işte korku, heyecan anında adrenalin diye bir hormon sentezleniyor ve bu şekilde homeostatik denge sağlanmaya çalışılıyor. Ya da şeker, kan şekerinin düzenlenmesi, insülin, glikagon gibi hormonlarla sağlanıyor. Dolayısıyla endokrin sistem dediğim hormonal sistem de bizim vücudumuzun denetlenmesi ve düzenlenmesinde görev alacaktır diyeceğiz. Bunun yanı sıra bir de biz duyu organlarını göreceğiz bu ünitenin içerisinde. Duyu organları aslında iç ve dıştan gelen uyarıları algılayan, reseptörleri içeren organlardır. O yüzden bu sistemin içerisinde, denetleme düzenleme sisteminin içerisinde onu da görmüş olacağız diyelim. Derdimiz de denetleme düzenleme sisteminde dedik ki iç dengenin sağlanması. Yani iç denge dediğimiz kararlı denge neydi? Homeostaziydi arkadaşlar. İlk videomuzda bunu anlatmıştık. İşte bunun sağlanmasında görev alan sistemimiz denetleme düzenleme sistemiymiş diyeceğiz. İlk olarak birincisi sinir sistemidir demiştik. Sinir sistemiyle başlayalım gençler. Sinir sisteminin ilk olarak yapı, görevi ve işlevinden bahsedeceğim. Sinir sistemi İç ve dış ortamdan gelen uyarıları alıyor arkadaşlar. Bunları değerlendiriyor ve buna karşı bir cevap oluşturuyor. İşte bu olayları gerçekleştiren sistem sinir sistemidir diyeceğiz. Örnek veriyorum, elime iğne battı. Uyarı arkadaşlar alınıyor. Gidiyor nereye? Beyne. Beyin tarafından acı hissediliyor. Beyin diyor ki elini çek. Elimi çekecek olan organa ne gidiyor arkadaşlar? Cevap gidiyor. İşte bu iletilme süreçlerinin tamamı, uyarının alınma süreçlerinin tamamını sinir sistemi yönetecektir diyoruz. Burada bir tane dikkatim var benim. Ne demişiz arkadaşlar? İç ve dış çevreden gelen uyarıları algılayan hücrelere özel isim veriyormuşuz. Neymiş bunların adı? Reseptör, yani almaçlar. Bu reseptörler de işte duyu organlarımızda bulunuyor arkadaşlar. Kemoreseptörler var, işte mekanoreseptörler, bir sürü çeşidi var bunların. Mekanik etkileri, kimyasalları algılayan almaçlardır bunlar. İlk bunları algılıyor, sonra sinir sistemi bunları alıyor. Dediğim gibi iletiyor, değerlendiriyor ve bir cevap oluşturuyor. Bunu da hedef organa götürüyor bu cevabı diyeceğiz. Uyarılar reseptörler tarafından alınıyor, sinir hücreleri tarafından iletiliyor ve yorumlanıyor. Beyin, omurilik bunları yorumluyor arkadaşlar. Oluşturulan cevaplar yine sinir hücreleri tarafından efektör organa iletiliyor diyoruz. Efektör organ ne peki? Efektör organ arkadaşlar hedef organ anlamına gelir. Hedefim, az önceki örnekte kimdi benim hedefim? Elime iğne battı, elimi kaldırmam gerekiyor, çekmem gerekiyor. Elimi kim çekecek? Buradaki çizgili kaslarım çekecek. Dolayısıyla o çizgili kaslara elimi çekmem gereken gerektiğini ileten kimdir arkadaşlar? Sinir hücrelerimizdir. İşte efektör organı sinir hücreleri iletiyor ve benim çizgili kaslarım kasılarak elimi o bölgeden, iğneden uzaklaştırıyorum diyebiliriz. Efektör organlarımız bizim iki tip arkadaşlar. Bir tanesi salgı bezleri, bir tanesi de kaslardır. Çizgili kaslar, düz kaslar çeşitlerini göreceğiz. Çizgili kaslar sizin o kol ve bacaklarınızdaki isteğe bağlı çalışan kaslardır. Bunlar işte beyin tarafından kontrol ediyor. Kolumu kaldırmak istiyorum. Beyin emir verdi. Hop kaldırıyorum. Bakın sinirsel iletimle gitti. Kaslara uyarı gönderildi ve benim elim, kolum kalkmış oldu diyeceğiz. Efektör organ kim burada? Çizgili kaslar. Veya şu an benim kalbim
kalp atışım var değil mi? Kalpte de arkadaşlar kalp kası var. Beynin belirli bölgesi kalp kasının çalışmasını uyarıyor. İşte uyartı sinir sistemiyle gidiyor. Kalp kası efektör organ burada. Kalp kası sürekli kasılıp gevşeyerek kalp atışım sağlanıyor. Kalbim çalışıyor diyeceğiz. Yani iç organların kontrolünde de kimi kullanıyormuşum? Sinir sistemini kullanıyormuşum. O zaman sinir hücrelerimin hedefi efektör organlarından bir tanesi de o zaman iç organlarımmış diyeceğim. Kaslar hemen hemen bütün iç organlarda vardır. Vücudumuzun hemen hemen her yerinde vardır. İstisnalar var. Kasları anlatırken konuşacağız. Ama genel olarak arkadaşlar bütün organlarımızda bulunacaktır diyeceğiz. O yüzden de sinir hücrelerin bütün organlarımı uyartı rahatça götürebiliyor. Bir de salgı bezlerimiz var diyecek. Salgı bezlerim, gözyaşı bezim, tükürük bezim, onun dışında iç salgı bezlerim var. Tiroid bezim, pankreasım, ne bileyim... Paratiroid bezim aklıma gelmedi. Ya da işte hipofiz bezim gibi gibi. Bu bezlerle iç salgı bezlerimiz. Ayrıntıları göreceğiz. Bunlar da arkadaşlar salgı üretebilmeleri için sinir hücreleri tarafından uyarılması gerekiyor. Mesela gözyaşım. Üzüldüğüm zaman akmayacak mı? Ya da gözüme bir şey karşılığında akmayacak mı? Bunu kim sağlıyor? Beynin bir bölgesi sağlıyor arkadaşlar. Beynin o bölgesinden üzüldüm ben, ağlama isteği geliyor. Beyin diyor ki üzüldün ağla. Hop gözyaşı bezlerine sinir serotonin geliyor. Gözyaşı bezim uyarılıyor ve salgısı gözyaşı kanallarına boşaltılıyor gibi gibi. Ya da süt bezleri vesaire sayabiliriz. Dolayısıyla arkadaşlar efektör organlarım iki tipmiş, salgı bezleri ve kaslar, bunlar da sinirler tarafından uyarılıyormuş diyeceğiz. Sinir sistemimizde arkadaşlar iki tip hücre bulunacak. Bir tanesi nöronlar, bir diğeri ise glia hücreleri. Nöronlarımız bizim asıl sinir hücrelerimizdir arkadaşlar. Bu nöronlar asıl sinir hücrelerimiz, iletim dediğimiz olayı bunlar sağlıyor. İğne battı, bak geliyor uyartı, beyne gidiyor. Acıyı hissettim, tekrar cevap gidecek. İşte bunların hepsini yapan nöronlardır arkadaşlar. Asıl sinir hücreleridir. Glia hücreleri ise bunlar nöronlara yardım ediyorlar. Nöronun iyon dengesini sağlıyorlar. Nöronun işte bağışıklığını sağlıyorlar. Nöronun besin iletimini sağlıyorlar falan filan. Nöronlara yardım ediyorlar bunlar. Bunlar onların işte hizmetkarları gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla asıl sinir hücrelerimiz burada nöronlardır. Sinir sistemi deyince aklınıza nöronlar gelsin arkadaşlar. Evet, ilk videom sinir sistemine girişti. Buraya kadar arkadaşlar olan kısım kabaca neleri göreceğimizi aslında birkaç tane de kelimenin anlamını görmüş olduk. Bundan sonra arkadaşlar ilk grubumuz olan nöronların yapısıyla başlayacağız. Tek tek nöronları ve gliaları inceleyeceğiz. Diğer videoda görüşmek üzere.